أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve gına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufili, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab, o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatıyım. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların öldürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe eyyahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emreyi, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri örneksiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse bu akşam Hucurat Suresi 2. ayet-i kerimesini size okuyacağım. Bunun tefsirini yapacağız. Kur'an-ı Kerim'in bize edep bildiren, bize anlaşma maddelerimizi hatırlatan ayetlerinden bir tanesidir. Biliyorsunuz Kur'an en başta bir tevhid kitabı. Yani yaratıcının kim olduğunu bize tanıtıyor. Kainatı, yerleri ve gökleri aletsiz yaratan ilah kim? Bize bunu tanıtıyor. Bu kitap tevhid kitabıdır. İki, yanına hiç başka bir ilah, ona benzeyen başka bir kudret koymamayı bize vaaz ediyor, bize öğretiyor. Üç, bize yaşam standartlarını öğretiyor. Yani yaşayacağız, nasıl bir sistemle yönetilmemiz lazım? Nasıl bir peygambere tabi olmamız lazım? Ahlak standartlarımızın ne olması gerekiyor? Etik, Frank deyimiyle etik. Etiğimizin ne olması lazım? Ahlaki durumumuzun ne olması gerekiyor? Kur'an bize bunu da öğretiyor, bunu da vaaz ediyor. Şimdi bu ayet-i kerimede, Hucurat Suresi 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala bize edepten bahsediyor. Bir Müslüman iman ettikten sonra benim peygamberime karşı nasıl davranması gerekiyor? Haline, şekline nasıl şekil düzen vermesi lazım? Konuşmasına nasıl yapması lazım? Allah Teala Hazretleri bu ayette bize bunu bildiriyor. İnşallah istifade edeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ Sadakallahu'l-Azim. Muhakkak Yüce Allah'ımız doğru söyledi. Bize şöyle buyurdu. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman eden kimseler. Muhatap burada biziz değil mi kardeşler? Yani Hristiyanlara, putperestlere falan konuşmuyor Allah'ımız. Ey iman eden kimseler dedi mi? Muhatap biziz. Bizden bahsediyor. Ey iman eden kimseler. La terfe'u. Yükseltmeyin. Rafa'a. Yükselmek, yükselmek, yükseklik. La terfe'u. Yükseltmeyin. اَصْوَاتَكُمْ Seslerinizi yükseltmeyin. Biliyorsunuz Kur'an'ın farklı ayetlerinde seslerin en çirkini, en kötüsü bağıran eşeğin sesidir diyor. Bunun da tefsirini yapmıştım yıllar önce. Allah-u Teala Kur'an'da seslerin en çirkininden bahsediyor. Bağıran eşeğin sesi. Halbuki eşek bağırmasa, düşük bir ses tonajıyla konuşsa yine dinlenebilir. Bir mırıltı gibi gelebilir. Dinlendirici bir ses tonu olabilir. Hayvanların birçoğu küçük ses tonlarıyla konuştuğu zaman, öttüğü zaman, uluduğu zaman bize bir huzur verir, mutluluk verir. Çünkü bu zikirdir. Ama Allah-u Teala seslerin en çirkininin eşeğin sesi olduğunu söylüyor. Neden? Bağıran eşek diyor çünkü. Bağırma, sesi yükseltme İslamiyet'te hiç uygun olan bir şey değildir.
bağırarak konuşma, yüksek sesle konuşma, dua ederken bağırma hiç uygun değildir. Efendimiz Aleyhisselam dua ederken bağıran sahabelerini gördüğü zaman diyor ki siz işitmeyen bir zata işittirmeye çalışıyor değilsiniz. Allah-u Teala simsiyah bir gecede kapkara bir taşın üzerindeki karıncanın ayak seslerini duyar mı duymaz mı? Bakın konuşmuyor. Sadece adımları var karıncanın. Bunun ağırlığını ki ayağının sesi olsun. Topuklu ayakkabı falan da giymez karınca. Bunun adımlarının sesi olur mu? Olmaz da Allah'a olur. Bizim frekanslarımız bütün sesleri alabilecek boyutta değil. Yani Süleyman Aleyhisselam nasıl hayvanlarla konuşabiliyordu? Allah duyularını hayvanların konuşabildiği frekansa göre ayarladı. O frekansa göre ayarladığı için duyabildi. Bizde öyle bir frekans yok. Mesela cinleri göremiyoruz. Bakın gözümüz cinleri ve melekleri göremiyor. Frekansımız müsait değil. Öldüğümüz zaman Allah-u Teala frekansı değiştirecek berzah alemine. Ahiret alemi frekansını bize yükleyecek. Tıpkı bilgisayara bir program yüklemek gibi. Telefonunda iOS'a gelen yeni bir programı yüklemek gibi. Programı yüklüyorsun ve mikrofonun çalışmaya başlıyor. Telefonun mikrofonu çalışmıyordu. Sadece bir program yüklemeyle mikrofon çalışmaya başladı. Gözlerin de bunun gibi olacak. Sen ölen kişiye Allah-u Teala ne diyor ayette? Muhakkak sen bundan gafletteydin. Artık bugün gözün keskindir. Biz, hocalar bize anlatıyordu, ayetlerden bahsediyordu. Ahiret var, hesap var, münker nekir gelecek. Huzura çıkacağız, hesap vereceğiz, cennet var, cehennem var, sırat var. Anlatıyorlardı. Ayetler anlatıyor, peygamberler anlatıyor. Ama biz kulakla duyuyorduk, gördüğümüz bir şey var mı? Yok, frekans müsait değil. Öldüğün anda bütün o anlatılanların gerçek olduğunu göreceksin ya, Allah-u Teala diyor ki artık gözün keskindir. Artık gözlerin görüyor. Mesele zaten gözün görmeden iman etmek. İman dediğimiz şey bu. Gözün gördükten sonra o iman olmuyor, artık aklı tasdik oluyor. Aklını tasdik ediyorsun. Gördüğün şey, evet gördüm, var diyorsun. Allah böyle bir iman istemiyor. Görmediğin şeye iman edeceksin. Ben sana söyledim. Muhammed Aleyhisselam dedi ki ben gördüm. Arkamda bir kağıt var. Size gösteremiyorum. Sınavın sırrı kaçacak. Allah-u Teala size bunu göstermemi yasakladı. Ben gördüm. Şu anda arkamda bir tane kağıt var. Ahiret var, mizan var, hesap var. Muhammed Aleyhisselam bütün insanlara bunu söyledi. Şimdi sizin yapacağınız iki şey var. Ya beni yalanlayacaksınız, sihirbaz diyeceksiniz, büyücü diyeceksiniz. Ahiretmiş, hesapmış, böyle bir şey yok diyeceksiniz. Ya da bugüne kadar size hiçbir tek, bir tek yalan bile söylememiş olan bu adama inanacaksınız. İnananlar kurtuldu, inanmayanlar 360'tan fazla puta tapmaya devam etti. Bugün dünya üzerinde 1 milyondan fazla put var, tanrı var. Bakın, bu ahiret. Bu cennet, cehennem, mizan, hesap, sırat. Bu kağıt, Muhammed Aleyhisselam'ın tam arkasında. Ben gördüm, bunların hepsini Allah bana gösterdi diyor. Gördüğüm şeyleri size anlattım, iman edin diyor. Mesele bu. Bu frekans olmadığı için biz de hayvanlarla konuşamıyoruz. Ama peygamberler, Allah-u Teala dilediği zaman frekansı açıyor. Musa Aleyhisselam'la Yuşa Aleyhisselam, teyze çocuğudur biliyorsunuz. Beykoz'da kabri var Yuşa peygamberin. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Muhakkak ziyaret edin. Benim çok etkilendiğim kabirler vardır. Kabir ziyaretleri çok yaparım. Vefat etmiş olan veliler, özellikle veliler, Allah dostları, alimler. Bunları çok ziyaret ederim. Gönlüm, gözüm açılır. Huzurum artar. Muhabbetim ve ilmim artar. Allah-u Teala hikmetimi artırıyor kabirleri ziyaret ettiğimde. Çok etkilendiğim kabirlerden bir tanesi Yuşa peygamberin kabridir. Beykoz'da. Gitmeyen kim varsa gitsin. Bak İstanbul'da yaşıyorsan yıllardan beri. Ve bu Allah'ın peygamberini ziyaret etmediysen çok şey kaybettin. İmanının nurunun arttığını fark edeceksin. Oraya gidersen. İkisi beraber seyahat ediyordu Musa Aleyhisselam'la beraber. Bir güvercin geldi, beyaz bir güvercin Musa Aleyhisselam'ın koluna kondu. Dedi ki, ya Musa, peşimde bir doğan kuşu var, beni yemek istiyor. Allah rızası için beni koru. İzin verme, beni yemesin. Musa Aleyhisselam aldı güvercini, cübbesinin içine koydu. Doğan geldi, doğan da konuştu. Ya Musa, o benim rızkımdır. Sen benim rızkıma engel oluyorsun. Bırak onu, sal. Rızkımı yiyeceğim, dedi. Musa Aleyhisselam dedi ki sana istediğin koyunu keseyim, koyun eti ye. Bugün kuş eti yeme, koyun eti ye. Doğan dedi ki ben hayatımda koyun eti yemedim ki. Ben koyun yemem. Bütün koyunları da kessen ağzımı sürmem. Ben et yerim, güvercin eti yerim ben. Kuş eti yerim. Ben bunu kabul etmiyorum dedi. Sana dedi ben bu kuşu vermem. Çünkü bu kuş Allah rızasını, Allah'ın adını andı. Onun rızası için kendisini korumamı istedi. Sana dedi bu canı teslim etmem. Deyince doğan gitti, güvercin de
cübbesinin altından çıktı gitti. Allah senden razı olsun ya Musa dedi. Kaçtı gitti. Sonra tekrar iki kuş geri geldi ve hemen şekil değiştirdiler. Biri Cebrail aleyhisselam oldu, biri Mikail aleyhisselam oldu. Biliyorsunuz melekler bir, insan suretine bürünebilir. İki, hayvan suret, istediği hayvanın suretine girebilir. Tıpkı cinler gibi. Cinler de suret değiştirebilir. İnsan suretine ya da hayvanların suretine girebilirler. Allahü Teala bu iki varlığına bu kuvveti verdi. Bizde böyle bir kuvvet yok. Biz en fazla tiyatro yapabiliyoruz. Tiyatro yapabiliyoruz en fazla ama şekil değiştiremiyoruz. Makyaj yapabiliyorsun. Maskeler falan takıyorsun, şekil değiştiremiyorsun. Allah bize böyle bir nimet vermedi. Onlara verdi. Cebrail aleyhisselamla Mikail aleyhisselam dedi ki, ya Musa, biz Allah'ın seni sınav etmek için gönderdiği iki meleğiz. Allah senin merhametini sınav etmek için bizi gönderdi. Bir canlıyı, bir kuşu koruyacak mısın? Yoksa bana ne ya, o bir hayvandır. Ne yaparsa yapsın mı diyeceksin diye Allah seni sınav etti ve sen sınavı kazandın. Bakın bu bir diyalog, bir hayvanla yaptığı diyalog. Süleyman Aleyhisselam'ın karıncayla yaptığı diyalog da Kur'an'dadır, meşhurdur. Çünkü Allah frekansını ayarladı. Şimdi biz neden Allah'ımızı göremiyoruz? Biz neden melekleri göremiyoruz, cinleri göremiyoruz? Mevla Teala buyurdu. Gözler onu idrak edemez. O gözleri idrak eder. Şu gözlerimiz var ya, mümkün değil. Şu dünya aleminde onu, yaratıcıyı idrak edemez. Edebilseydi Musa Aleyhisselam görürdü. Musa Aleyhisselam göremedi. Muhammed Aleyhisselam gördüğünü söylüyor ama neyi gördüğünü söylüyor? Rabbimi bir nur olarak gördüm. Yine Rabbini görememiş. Nurunu görmüş. Sadece nurunu. Dolayısıyla bu gözlerle olmaz. Vefat ettikten sonra Allah bize frekanslar verecek. İşitebilme frekansları. Ve görebilme kabiliyeti verecek. İşte o zaman perdemiz kalkacak. Ve sınav bitmiş olacak. Allahü Teala bizi oraya hazırlamaya çalışıyor kardeşler. La terfa'u, yükseltmeyin. Esvatakum, sesinizi yükseltmeyin. Ne? Neye sesimizi yükseltmeyelim Allah'ım? Fevka, üstüne. Savti, sesinin üstüne. En nebiyyi, nebimin sesinin üstüne yükseltmeyin. Muhammed Aleyhisselam'ın yanında bulunduğunuz zaman sakın ola onun yanında sesinizi yükseltmeyin. Temimoğulları diye bir kavim var. Bunlardan bir grup Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselam bir karar verecek. Temimoğullarının lideri, reisi kim olacak diye. Bir karar verecek. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer, Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Tartışıyorlar aralarında. Aralarındaki tartışmalar çok olmuştur geçmişte. Devlet yönetimi konusunda birçok meselede ihtilafa düşmüşlerdir. İstişareler sonucunda karara bağlamışlardır. Tartışıyorlar. Şu olsun, Ebubekir Sıddık diyor ki bu olsun. Ömer diyor ki hayır bu olması lazım. Şöyle vasıfları daha iyi. Ama bunu yaparken, tartışırken gayri ihtiyari sesler yükselir. Kendi dediğin olmadığı zaman öfken artar. Öfkenin artmasıyla beraber sesin yükselir. İslam'a göre bu bir saygısızlıktır, bir edepsizliktir. Hele ki bulunduğun ortamda bir peygamber varsa sakın ola sesini o peygamberin sesinin üstüne geçirme. Bizim atamız Osmanlı o kadar saygılıydı ki son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a İstanbul'dan Medine'ye kadar tren rayı döşedi. Ulu Hakan Abdülhamit Han. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Tren rayı döşedi. Ticaret olsun, hacılar trenle gitsin, yolculuk meşakkatı azalsın diye tren rayı döşedi. Medine sınırları içine girdiği anda tren rayları keçeler döşetti. O metallerin altına keçe. Keçeleri niye koydurdu? Tren tekerleklerinden, o metalden gelen sesi hafifletsin, azalsın. Resulullah Aleyhisselam'ın ruhu incinmesin, sesten rahatsız olmasın diye. Soruyorlar Abdülhamit Han'a, bunu neye dayanarak yaptın? Hucurat Suresi 2. ayet-i kerimeye göre yaptım. Yanındaki sahabilerin ve bu sahabiler sıradan sahabiler değil, sıradan talebeler değil, önde gelenler. İlk iki halifemiz kim? Ebu Bekir, Ömer. Allah o ikisinden razı olsun. Bunlar bile yanındayken seslerini yükseltince Allahü Teala uyarı veriyor. En sevdiği insanlar uyarı veriyor. Yapmayın, benim peygamberimin yanında ses yükseltmek yok. Sesiniz kısık olacak. Saygınızı göstereceksiniz, edebinizi göstereceksiniz. Bu ayet-i kerimeyi işitince bu iki sahabe hayatlarının geri kalanında Muhammed Aleyhisselam'ın karşısında hep kısık sesle konuşmaya başladılar. Normalden daha kısık. Annesiyle babasıyla konuştuğundan bile daha kısık. Hatta o kadar ki
Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, bir daha söyler misin? Sesin çok kısık geliyor. Duyamıyorum. Ya Ömer, biraz daha sesini yükselt, duyamıyorum. Ne zaman bir şey işitse onlardan, bazen derdi ki duyamıyorum, sesini biraz yükselt. Korkuyorlar. Bir daha Allah Teala'dan bir uyarı gelmesin diye. Ebu Bekir Sıddık bu ayeti kerimeden sonra tefsirlerde dilinin altına bir küçük bir taş, Muhammed Aleyhisselam'ı ziyaret ettiği her seferinde cebinden bir taş parçası çıkartıyor, dilinin altına koyuyor. Sesini yükseltmemeyi hatırlatsın diye. Şu edebe saygıya bakınız. Tabii ki Allah-u Teala bu insanları çok sevecek. Tabii ki Muhammed Aleyhisselam bu insanları çok fazla övecek. Çünkü saygıları çok fazla, edepleri çok fazla. İmam Razi ayeti tefsir ederken diyor ki, bu sadece Peygamberimizin karşısında ses tonunu yükseltmekle alakalı değil, Peygamberimizin yanında fazla konuşmamayla da alakalıdır. Sahabeler bu ayetten sonra Muhammed Aleyhisselam'ın yanında kısa cümleler kurmayı tercih ettiler. Çünkü kıymetli bir insanın yanında olduğun zaman onu mümkün olduğunca fazla konuşturmaya çalışırsın. Ondan çok konuşmaya değil. Halk cahil olduğu zaman, eğitimsiz olduğu zaman hep ben konuşayım sevdasında olur. Karşısındaki insan alim midir, lider midir, reis midir önemsemez. Ben konuşayım bir şeyler bildiğimi anlasın. Ama konuşmak öyle bir şeydir ki ne kadar fazla konuşursan o kadar az dinlersin. Ne kadar az dinlersen o kadar az gelişirsin. Gelişebilmek istiyorsan mümkün olduğu kadar karşıdaki insanı konuşturman lazım. Sosyal hayatımı bilenler benim dışarıda çok az konuştuğumu bilirler. Nereye gidersem gideyim, hangi ortamda bulunursam bulunayım, hocalığı hep bir tarafa bırakırım. Karşımdaki insanları konuşturmaya çalışırım. Çünkü dünyanın en cahil insanından bile alabileceğim bir şeyler olduğuna inanıyorum. Ve bugüne kadar hep aldım. En cahil çobandan bile hayvanın anatomisini öğrenirim, hayvanın huyunu öğrenirim. Oradan bana sohbetten anlatacak 10 tane farklı konu çıkar, farklı kapı çıkar. Bir çoban, okuma yazma bilmeyen bir çoban. Ama bu çoban bir hayvanın yapısını, bir hayvanın yaşam tarzını, kulluk şeklini benden çok daha iyi bilir. Hayatı hayvanla geçmiş. Gittiğim her yerde insanları konuşturmaya çalışırım. Şimdi hayatını ilme vermiş bir insan olarak ben bunu yapabiliyorsam, senin de ilme çok fazla zamanını ayırmamış bir adam olarak bir ilim adamının yanında bulunduğunda mümkün olduğu kadar az konuşmayı, çok konuşturmayı hedef alman lazım. Ben sözü kısa tutayım, karşımdaki insanı çok konuşturayım. Bu adamı ne kadar konuşturursam o kadar fazla sömürürüm, o kadar fazla bilgisini alırım. Bu akıllı insanın yapacağı iştir. Allah-u Teala bize bu edebi versin kardeşler. Amin. Sakın ola fevka savtin nebiyyi, nebinin sesinin üzerinden sesinizi yükseltmeyin. Ve la techeru lehu bil kavli, yüksek sesle ona bağırmayın. Muhammed Aleyhisselam'a evinde oturuyorken dışarıdan çölde yaşamış olan bedeviler geliyordu. Fazla sohbetlerde bulunamadıkları için cahil kalmışlar. Kendilerini ahlak olarak yetiştirememişler. Uzak kaldıkları için Peygamberimizden dışarıdan sesleniyorlar. Ya Muhammed, dışarıya gelir misin? Aleyhissalatü vesselam. Allah'ın peygamberi dışarıya çağrılır mı? Olmaz. Çok sessiz bir şekilde yanına gireceksin. Bir sualin vardır ey Allah'ın Resulü. Müsait misiniz? Cevap verebilir misiniz? Bu bir saygıdır, bu bir edeptir. Dışarıya çıkar mısın? Bir sualimiz var. Ey Allah'ın peygamberi. Bunlara da bir ikazdır. Bağırmayın, Allah'ın peygamberine dışarıdan seslenmeyin. وَلَا تَجَهْرُوا Cehri bir şekilde seslenmeyin, açıktan konuşmayın. Bu bir saygı, bu bir edep. كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ Birbirinize bağırdığınız gibi peygamberinize bağırmayın. Bu bir saygı, bu bir edeptir kardeşler. Muhammed Aleyhisselam'a kim ne kadar saygı gösterirse, muhabbeti, aşkı, ona olan yakınlığı o kadar fazla artar. Kim Peygamberimiz Aleyhisselam'a daha fazla benzerse, ahlaki olarak ona daha fazla benzerse, Allah onu daha çok sever. Sen istiyor musun Allah'ın seni çok sevmesini? Numune ortada. Güzel örnek diyor Kur'an onun için. Usvetül hasene. Güzel örnek. Güzel örnek ortada. O güzel örneğe ne kadar fazla benzersen, Allah seni o kadar fazla sever. İşte bu, insanlarla diyalogumuzda, insanlarla ilişkilerimizde, alimlerle, hocalarla ilişkilerimizde,
reislerle, liderlerle ilişkilerimizde, babalarla, annelerle ilişkilerimizde hep seslerimizin tonu onlardan bir tık daha aşağıda olması lazım. İslami edep gereği kardeşler. Ama bazen de özellikle İslam davetçilerinde ya da bir kimseyi kötü bir işten, sıkıntılı bir işten kurtarmak için dostlarda, arkadaşlarda seslerin yükselmesi gerektiği zamanlar da vardır. Hangi zamanlar bunlar? Adamın hayatını kurtarmak zorunda olduğun zamanlar. O öyle zamanlarda, öyle kritik anlarda yumuşak sesle, kibar bir şekilde seslenmeyle bu iş olmaz. Şimdi komşunun evi yanıyor, uykuya dalmışlar, gece saat 2, oradan alev ışıltıları geliyor, farkındasın, yanıyor. Arkadaşın ve diğer komşun kapısına gidiyor. İki komşudan bir tanesi, şimdi adamı kurtarmaya çalışıyorlar. Bu aileyi kurtarmaya çalışıyorlar, evi yanıyor. Komşulardan bir tanesi camdan şöyle sesleniyor. İsmet Bey, İsmet Bey, lütfen kalkar mısın? Evin yanıyor. Ne kadar kibar değil mi? İsmet Bey diyor. Subhanallah. Öbür komşu ne yapıyor? Öbür komşu kaba. Kapıya direkt omuzu koyuyor. Bir klasik bir Türk erkeği kuvvetinde. Şak diye omuzu koyuyor. Kapıyı kırıyor. Elindeki o bir kova suyu alıyor. Ateşin üstüne atmıyor. İsmet Bey'in yüzüne atıyor. Bak diğerin ne kadar kibar. İsmet Bey kalkar mısınız? Bu kaba. Sert bir adam, haşim bir adam. İsmet Bey'in yüzüne bir kova su atıyor. O hala dumanın verdiği etkiyle sarhoş kafayla uyanamıyor. Tutuyor yakasından çekiyor. Bir de suratına Osmanlı tokadı patlatıyor. Şak! İsmet Bey'in yüzüne bir kova su atıyor. Kapısını kırıyor. Yüzüne de bir tokat atıyor. Bu adam kötülük yaptı mı yapmadı mı? Yok. Bu adam kötülük yapmadı. Evet. Dış görünüm, her şey göründüğü gibi değil kardeşler. Dış görünümde bu adam İsmet Bey'e kötülük yapıyor gibi. Hakikatte onun iyiliğini istiyor, onun hayatını kurtarıyor. İsmet, İsmet! Al sana bir tane daha! Diyor, bir tokat daha atıyor. Ve peşinden diyor ki, kalk çabuk. Karını kaldır, çocuklarını kaldır. En değerli paran neredeyse çek al, çık bu evden. Ev gitti artık, çık. Bu ateşleri söndüremeyiz. Bari hayatlarınızı kurtarın. Diyor. Diğeri bağırmadı, diğeri sessiz bir şekilde. Senin komşun ateist olmuş, deist olmuş, eşcinsel olmuş. Kardeşim, eşcinsel olmak iyi bir şey değil. Olmasan daha iyiydi. Böyle nasihat olur mu ya? Böyle nasihat mı olur ya? Bu adamın yanıyor, ailesi yanıyor. Bu adamın evi yanıyor. Bunu kurtarman lazım, çekip alman lazım. Ensesindeki tarantulayı öldürmek için bir tokat atacaksın ensesine. Evet, ensede biraz şaplak sesi gelebilir. Ama tarantulayı, akrebi aldın sen. Sen ona iyilik yaptın. O sokacaktı onu. Onu kurtardın. Bu böyle bir şey. Bazen İslam davetçilerinde özellikle böyle bir sert tavır, sert bir tepki olabilir, acı verebilir. Ama unutma ki en güzel şifalar, o amansız hastalıktan seni kurtaran en güzel şifalar doktorun verdiği acı iğnelerden sonra gelir. Doktor sana 15 tane iğneyi yazdığı zaman böyle işkence olur mu doktor bey diyorsun ya. 15 iğneyi yazdım bana kilitledin diyorsun. Ama şifaya geldiği zaman da doktora 10 tane dua ediyorsun. Meşhur bir boh böceği hikayesi vardır bilirsiniz. Adamın bir tanesi bahçesinde oturuyor, çayını kahvesini içerken keyifle etrafına bakıyor. Kuşlar, çiçekler, böcekler, oradan eriği var, çileği var, keyif yapıyor. Ortada bir böcek görüyor, küçük bir böcek. Diğer böceklerin pisliklerini topluyor, yuvarlıyor. Sonra da onu yiyor. Adam şöyle diyor, ya Rabbi, hikmetinden sual olunmaz. Büyük güç ve kudret sahibisin. Tamam, biliyorum, iman ettim de şu böceği niye yarattın, ne gereği vardı? Bütün diğer böceklerin bohlarını topluyor, biriktiriyor, halka haline getiriyor, sonra da yiyor. Ne anlamı var bunun diyor. Ya bunun hikmeti ne olabilir ki? Diyor. Adam bir yıl içinde amansız bir hastalığa düşer oluyor. O doktora gidiyor, şifa yok. Bu doktora gidiyor, biz böyle bir şey bilmiyoruz. Tıpta karşılığı yok diyor. Şifa bulamıyor. En son bir doktora gidiyor, alternatif tıpla uğraşan bir doktor aynı zamanda. Hem tıpla hem alternatif tıpla uğraşıyor. O doktor diyor ki, şu ilacı yaptım mı? Yaptım. Şu tedavi yaptım. Bunu yaptım mı? Yaptım. O zaman diyor sana alternatif tıp önereceğiz. Ne yapayım? Boh böceği diye bir hayvan var diyor. Bu hayvan diğer hayvanların pisliklerini, dışkılarını toplar. Yuvarlak haline, misket haline getirir. Sen bunları toplayacaksın diyor. Parktan, bahçeden. O misketleri alacaksın, kaynatacaksın, yiyeceksin. Takdir Allah'ındır.
Dilerse şifanı verir diyor. Bunu 40 gün boyunca yapacaksın diyor adama. Adam da diyor ki başka bir çarem kalmadı zaten. Hiçbir doktor bir şey yapamadı. Yapayım be diyor. Adam 40 gün boyunca o eleştirdiği, o hikmetinden sual ettiği hayvanın topladığı pisliği yiyor. Ve adam 50. gün, 60. gün şifasına kavuşuyor. Yıllar içinde gemiyle bir yere seyahat ediyor. Seyahat esnasında gemi arabora oluyor, bir fırtına çıkıyor. Bütün tayfalar, kaptan falan herkes bir tarafa koşturuyor. Ama bu adam bacak bacak üstüne atmış, çay içiyor. Umurunda değil hiçbir şey. Tayfalardan bir tanesi diyor, ya kardeşim sen ne kadar geniş bir adamsın ya. Öleceğiz, öleceğiz diyor. Titanik batıyor diyor, Titanik batıyor. Öleceğiz. Sendeki bu sakinlik nedir diyor. Adam tayfaya diyor ki, kardeşim diyor, Allah'ın hikmetinden sual etmem. Bir kere onun hikmetinden sual ettim, bana 40 gün boyunca bok yedirdi. Gemi de onun, deniz de onun, ben de onunum. İster batırsın, ister çıkarsın diyor. Onun hikmetinden ben bir daha sual etmem diyor. Bu yaratıcıdır. Yaratıcının bu dünyada boş olarak yarattığı hiçbir şey yoktur. Amaçsız, gayesiz, hiçbir amacı yok, olmasa da olur diyebileceğin hiçbir şey yok. Bak, insanların tamamı ölse, yeryüzünde bir tane insan kalmasa, dünya yine yaşamaya devam eder. Ama sadece arı soyunu Allah Teala, arıları, bilimsel bir tespittir. Bilim konuşuyor kardeşler. Sadece arıları, Allah-u Teala sadece arı soyunu şu dünyadan kaldırsa, kıyamet kopar, dünyada yaşam biter. Bilimsel bir tespittir. Dünyanın hayvanlara bizden daha fazla ihtiyacı var. İnsan olmasa bile hayat devam edebilir. Ama hayvanlardan bir tanesini çekip aldığın zaman yaşam biter. Bu Allah'ın takdiridir, Allah'ın kudretidir. Yerleri ve gökleri ve ikisinin arasındaki her şeyi bir hikmetle yaratmıştır. Ayeti bize bunu anlatıyor. Hikmetsiz yarattığı hiçbir şey yok. Dolayısıyla komşularını kurtarmaya çalışırken, mahallendeki insanları kurtarmaya çalışırken sesin tonajı biraz yükselebilir. Bazen tartışmaların boyutu haddi aşabilir. Ama burada sen nefsin için yapmıyorsun bu tartışmayı, bu konuşmayı nefsin için yapmıyorsun. Onu kurtarmak, onu o gittiği pis yoldan çekip almak için yapıyorsun. O uyuşturucu bataklığından kurtarmak için yapıyorsun. Kumarhaneye gidiyor, kumar oynuyor. Haftalık baş tahminlerini yapıyor. Bunu yapmaktan kurtarmak, çekip almak için ses tonajını biraz yükseltebilirsin. İslam davetçileri bunu yapar. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. İlmini başkasına bildirmeyen kişi, hazineyi gömüp kimseye yardım etmeyen kişiye benzer. Senin o konuda bir ilmin var ve bu adamı o pislikten çekip alabilirsin. O zinadan, o içkiden kurtarabilirsin. Ama yapmıyorsun. Bana ne? Benim çocuğum içmiyor. Ben de içmiyorum. Namazımı da kılıyorum. Mahallemdekiler eşcinsel olsa bana ne? Ateist olsa bana ne? Böyle Müslümanlık var mı? Sen Muhammed Aleyhisselam'dan böyle bir şey görmedin mi? Amcası Ebu Leheb. Cehennemle müjdelendiği ayet gelinceye kadar kaç defa gitti biliyor musun tebliğe? 50 defa gitti amcasına. Her gittiğinde küfür yedi, hakaret yedi. Her gittiğinde. 50 defa gitti, İslam'a davet etti. Ne zamana kadar? Tebbet suresi gelinceye kadar. Anladı ki artık onun dönüşü yok. Geleceğe dair bilgiyi Allah Teala Tebbet suresinde verdi. Amcam ve karısı ebedi olarak cehennemdeki. Bitti. Artık gitmeyi kesti, ayağını kesti. Akrabalık bağı bitti. 50 defa ayağına gitmiş bir insan Muhammed Aleyhisselam. Etrafındaki insanları kurtarabilmek için kendisini parçalamış, paralamış bir insan. Senin peygamberin bu. Sen de bir İslam davetçisi olmak istiyorsan Muhammed Aleyhisselam'a benzeyeceksin. Ve insanları kurtarabilmek için fedakarlıkta bulunacaksın. Bu fedakarlığı yapman lazım kardeşim. Herkes yemek yiyor. Herkes çalışıyor, herkes kazanıyor. Herkes dinleniyor, herkes tatile çıkıyor. Senin bu insanlarda, bu yoğun kalabalıktan farkını ortaya koyman lazım. Bu nedir? İslam davetçisi olacaksın. Alim olmana, hoca olmana gerek yok. Bildiğin kadarını insanlara aktardın mı, sen Allah'ın yeryüzündeki halifesisin demektir. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. İslam davetçisi, Allah'ın, peygamberin ve Kur'an'ın yeryüzündeki halifesidir. Halifelik makamı ortada duruyor. Bir talip olman lazım değil mi yani? Bir talip olman lazım değil mi? En basit bir dünyevi bir mesele, bir bekçilik, bir güvenlik görevlisi. Ayda alacağı para 6.000, 7.000, 8.000. Bunun için 20 tane sınava giriyorsun. Allah sana halifeliği veriyor. Benim halifem olmak ister misin? İstiyorum ya Rabbi ama ben yıllarımı ilme veremem. Yıllarını ilme veremezsen ilim meclislerinde bulun. Öğrendiğini etrafındaki insanlara aktar. Sen benim halifemsin. Bu vazifenin peşinde koşman lazım gelmez mi? İşte bu çok özel bir mesele. Bu yüzden Muhammed Aleyhisselam'a karşı
sevgimizin, hürmetimizin, aşkımızın çok fazla olması lazım. O olmasaydı biz şu anda Anadolu insanı yüksek ihtimal Hristiyan olurdu. Çünkü buraya Hristiyanlar hakimdi. Üç tanrı inanışı hakimdi. Muhammed Aleyhisselam biz tanımamış olsaydık, Araplarla diyalogumuz, beraber savaşmamız ve onlar vesilesiyle Müslüman olmamız olmasaydı, Türkler 1000 yıl önce Müslüman oldu. Evliyatında gök tengri inanışı vardı. Şamanizm ve gök tengri. Yine bir aşkın ilaha inanıyoruz. Putlarımız yok. Tek bir ilaha inanıyoruz ama insan doğru ilah mı? Nasıl ilah? İnsani vasıfları olan bir ilah mı? Oturan, kalkan, gelen, giden bir ilah mı? Elleri, kolları var mı? Bizim gibi gözü var mı? Nasıl bir ilah inanışı? İşte burada arızalar var. Şamanizm de devreye girdiği için sakıncalı görüşler. Eski Türklerin inanışı buydu. O Araplarla diyaloğu olmasaydı, o Muhammed Aleyhisselam'a sevgisi olmasaydı, Türkler Müslüman olmazdı. Müslüman olmasaydım şu gün Hristiyanlar gibi üç tanrıya iman etmiştim. Üç tanrı ne demek? Allah var, karısı da var, oğlu da var. Haşa ve kella. Bunun adı şirktir. Adamı ebedi cehenneme götürmek için kafi bir inanıştır. Ebedi olarak orada kalırsın. İyilik durumun ne olursa olsun. Muhammed Aleyhisselam'a olan sevgin, saygın, bir kölenin efendisine olan saygısından, sevgisinden çok daha fazla olmalı. Neden? Çünkü bir köle için kendi canını tehlikeye atması mecburiyeti yoktur. Efendinin canı da tehlikede, kendi canı da tehlikede. Efendinin canını kurtarsın diye kendi canını tehlikeye atmak farz değil köleye. Bir yiyecek var, yemezse ölecek ikisinden bir tanesi. Yiyeceğini efendisine vermek zorunda değil, sahibine vermek zorunda değil. Kölelik zamanlarında, Roma dönemi ve ondan sonra gelen dönemlerde sahibine vermek zorunda hissedilirdi ta İslam'a kadar. İslam'da böyle bir mecburiyet yok. Ama Muhammed Aleyhisselam'la yalnız bir yerde kalırsan ve tek kişinin yiyip yaşayabileceği bir yemek elinde varsa o yemeğini kendin yiyemezsin, Muhammed Aleyhisselam'a vermek zorundasın. Bu farzdır. Neden? Çünkü ayetlerle sabit. Peygamber onlara kendi nefislerinden daha üstündür, daha değerlidir. Onlar kim? Ümmet, bize. Muhammed Aleyhisselam her zaman kendi nefsimizden daha önde. Savaştığımız zaman bir mızrak geliyorsa önüne geçmek zorundayız. Bu farz. Her Müslüman üzerine farz. Canımızı onun canının önüne geçirmek zorundayız. Ama kölelikte böyle bir şey yok. Canını onun önüne geçirmek zorunda değilsin çünkü farz değil. Dolayısıyla Allah'ın peygamberine olan sevgimiz ondan çok daha üstün olmalı. Çünkü o ebedi hayatı bize öğreten insan. O kainatı yoktan var eden zatın tek ilah olduğunu bize bildiren insan. Bunu bildirmeseydi biz putperest olurduk. Allah bu millete, bu ümmete putperestliği bir daha göstermesin. Amin. Amin. Ayeti bitirelim kardeşler. اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ Eğer sesinizi yükseltirseniz Allah'ın peygamberinin yanında ya da ondan daha fazla konuşursanız, bir saygısızlık, bir edepsizlik yaparsanız اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ Yoksa amelleriniz silinir. Ameller silinir. Ne demek? Biz bazı ibadetler yapıyoruz. İslam'a inandığımız için bazı ibadetlerimiz var. Beş vakit namaz gibi, cuma namazı gibi, oruç tutmak, zekat vermek gibi ibadetlerimiz var. Bunları niye yapıyoruz? Allah bize emrettiği için yapıyoruz. Yaptığımız her ibadet bize üç şey kazandırır. Bir, ahiret parası. Ahiret para birimi nedir kardeşler? Sevap. Dolar, euro, TL. Bunların hepsi bu dünya için geçerli. Kabirden sonrası geçerli değil. Öldükten hemen sonra geçerli olan tek bir para birimi var. Sevap. Bütün bu ibadetleri yapmamız bize üç şey kazandırır. Bunlardan birincisi sevaptır. Sağdaki deftere yazıyor. Din. Artı 2, artı 10, artı 50. Yaptığımız her ibadet deftere yazar. Bunlar sevap olarak birikir. Ahirete, mizana gittiğimiz zaman teraziye konuluruz. Bir tek sevap bile günahtan fazla gelirse cehennemi görmeden, cehenneme girmeden cennete gideriz. Yani azap çekmeden. Cehenneme girmeyecek kimse olmayacak da. İçinden geçeceğiz ama azap görmeden içinden geçeceğiz ve cennete gideceğiz. Allah bize bunu nasip etsin. Amin. Her ibadet bize üç şey kazandırır. Birincisi sevaptır. Ahiret para birimi. İkincisi her ibadet bir, kalbini temizler. İki, aklını temizler. Ne ibadet yaptın? Allah'ı zikir mi yaptın? Kalbindeki pisliği, arızayı
O zikir temizler. İki, aklını yıkar, aklını temizler. Hani size diyorlar ya, ya falanca hocaya mı gidiyorsun sohbetine? Beynini yıkamasınlar orada. Aklını yıkamasınlar. Diyorlar ya, siz onlara şöyle deyin. Bir şey yıkandığı zaman güzel mi olur? Yoksa daha mı çirkin olur? Beyin yıkamayı sevmiyorum. Niye arabanı her hafta yıkıyorsun? Madem yıkanan şeyi sevmiyorsun. Arabanı yıkamazsan en klas araba bile olsa o tozlardan çok çirkin. Ve bulunduğu fiyattan 50.000 TL, 100.000 TL aşağıda bir fiyat görünen bir araba olur değil mi? Sadece yıkamamakla. Tozlar biriktiği zaman çizilmesine vesile olur çünkü. Her çizik arabanın fiyatından 5.000, 10.000 TL düşürür. Niye her hafta yıkıyorsun arabanı? Çünkü temiz istiyorsun. Arabana verdiğin değeri kalbine ve aklına vermiyorsun. Ve verenleri de gittikleri sohbet yolundan alıkoymaya çalışıyorsun. Sohbete gitmeyin, beyniniz yıkanır diyorsun. Ya beyin yıkandığı zaman temizlenir. Daha berrak düşünür. Daha güzel düşünür. Bu senin faydana mıdır, zararına mıdır? İbadetler sevap kazandırır, iki temizlik verir. Bizi tezkiye eder. Kalbimizi ve aklımızı berraklaştırır. Berraklaştığı zaman ne olur? Vesvese azalır. Şeytanın vesvesesi, cinlerin vesvesesi azalır. Kötü arkadaşlara meylimiz azalır. Kötü arkadaşlardan uzaklaştığın zaman, mesafeyi açtığın zaman ne oluyor? İster istemez etrafında iyiler bitmeye başlıyor. Salihler, iyi arkadaşlar. Tabiat boşluk kabul etmez. Kötüleri hayatından def edersen, Allah hayatına iyileri getirir. Bu ikincisiydi. Ama ben 3 tane dedim. Her ibadet bize 3 şey kazandırır dedim. Üçüncüsü ne? Nefsini terbiye etme ve şeytana işkence etme. Her insanın bir şeytanı var. Doğumumuzla beraber Allah hepimizin yanına birer tane şeytan verir. Bu dış güçtür, şeytan. İçimizdeki o nefsi besler bilgilerle, kötü fikirlerle besler ve bizi bozmaya çalışır. Nefs şeytandan daha güçlüdür. Şeytan sadece akıl verici, oyun bozan, illüzyonist. Nefsin aklına giren ve onu kandırmaya çalışandır. Bize işi yaptıran nefstir. Bizi o kumarhaneye götüren şeytan değildir kardeşler. Bizi o bankaya götürüp faiz aldıran şeytan değil, içimizdeki nefstir. Yani şu iki kaşımızın arasındaki nefs, aklımızın tam önünde. Aklın pisse sadece onun konuşmasını duyarsın. Kalbinin, vicdanının, ruhunun ve meleğin sana verdiği fısıltıyı, nasihati duyamazsın. Çünkü aklın pis. Temizlemek için sohbete de gelmedin, namaz da kılmadın, zikir de yapmadın. Tabii pis kalacak. Pis kaldığı zaman güzel sesleri duyamazsın. Güzel sesi duymadığın zaman çirkin sesler hayatının kontrolünü ele alır. Bir bakarsın hiç yapmam dediğin o kumarhaneye gitmişsin. Ya ben bu kumar oynayan, salak bunlar ya. Bu kumar oynayanlar var ya, salak bunlar. Paralarını veriyorlar oraya. Kumar oynayıp zengin olan kim var ya? Dedin. Ama sen de o arkadaşınla beraber gittin. Ve bütün paranı kaybettin. Gördün mü? Yapmam diyordun. Yaptırdılar çünkü temizlemedin aklını, kalbini temizlemedin. Doğru sesleri işitmedin. Doğru seslere seni davet ettiler, sohbete davet ettiler. Ona da gitmedin, gideni de kınadın. Aşağıladın, beynini yıkarlar. Dalma fazla dedin, aşağıladın. İbadet insana 3 şey kazandırır. 3, nefsini terbiye. O azgın nefs, o kafir olan nefs var ya, seni hep kötülüğe sevk etmek isteyen. Ahlakını bozmak isteyen, Allah'a isyan ettirmek isteyen, sana namaz kıldırmayan o nefsin var ya, ibadetle beraber sakinleşir. Bir zebrayı kontrol altına almak gibi. Kamçılarla, çaplaklarla, darbelerle bir zebrayı, o asi atı kontrol altına almak gibi. Nefsini kontrol altına alırsın ve üstüne binersin. Kontrol artık onda değildir, sendedir. İbadet sana bunu kazandırır. Bir şey daha söylemiştim ama, şeytana da işkence olur. İstiyor musun seni kafir yapmak ve kendisi gibi ebedi olarak cehennemde yaktırmak isteyen şeytana zarar vermek istiyor musun? Hocam yani ben vicdanlı bir insanım. Şeytana karşı da merhamet. Ne merhameti ya? Ne merhameti? Senin ülkeni bölmek isteyen, 15 Temmuz'da sana darbe yapmak isteyen Amerika'ya karşı nasıl merhametli olabilirsin? Bu senin düşmanın. Senin dinine hakaret eden Fransa'ya, Macron'a karşı nasıl merhametli olur? Bu senin açık düşmanın. Apaçık bir düşman. Bizim inancımızla alay eden mini etekli kızı önümüze geçirip bize imam yapmak isteyen Fransız usulü İslam'a, yani Macron İslam'ına nasıl saygı gösterebilirsin? Nasıl merhametli olabilirsin? Eleştireceksin, dibine kadar saldıracaksın. Rezil edeceksin onu. İslam davetçiliği bunu gerektirir. İlim bunu gerektirir. Allah-u Teala Kur'an'da şeytan hakkında bahis yaparken diyor ki: "İnnehu lekum aduvvun mubin."
Muhakkak ki o şeytan size adûmun mubîn, çok açık, apaçık bir düşman. Apaçık düşman. Bazı düşmanlar böyle gizlidir. Taklit yapar, yüzümüze güler. Aa, ben senin dostunum, çok iyi dostunum. Arkadan kuyu kazarlar. Bunlara münafıklar denir. Ama şeytan hiç bize iyi yüz falan göstermez, maske yapmaz. Apaçık, ben senin düşmanım. Ben seni kafir yapmak istiyorum der. O bizim apaçık düşmanımız. Bu kadar açık bir düşmana karşı senin bir zarar verme isteğin yok mu yani? Ona hayatın boyunca seni pisliklere götürüp durdu. Seni birçok defa kandırdı. Ve kandırmaya da devam edecek. Çünkü tuzak kurmaya devam ediyor. Ya buna bir zarar vermek istemez misin? Bir işkence yapmak istemez misin? Bütün o testere filmlerindeki işkence sahnelerini şeytanın üzerinde uygulamak istemez misin? Ah, benim ne fantezilerim var biliyor musun? Ama yakalayamıyorum. Yok. Dokunamıyorsun yani. Bir yakalayabilirsem bütün tekvando bilgilerimi üzerinde kullanacağım ama yakalayamıyorum yani. Fiziksel olarak bu mümkün değil. Ama ibadetimle ona çok büyük sıkıntı veriyorum. Kudurtuyorum onu. Kudurtuyorum. O zikirlerimle, o İslam davetçiliğimle, her gün cevapladığım 150-200 tane Müslümanın sıkıntısını gidermemle, onlara ilim vermemle, kudurtuyorum, patlatıyorum. Kafasını duvara vuruyor. Çıldırıyor. Bırak artık bu işi diyor. Ve her sabah Allah sizi inandırsın benimle inatlaşıyor. Her sabah. Ya onunla inatlaşabilirsin, bununla inatlaşabilirsin. Bir Arnavut'la inatlaşabilir misin ya? Arnavut'la inat olur mu? Bütün milletler bazı hayvanlarla temsil edilir. Denizli dediğin zaman mesela Denizli, horoz. Karadeniz insanı dediğin zaman nedir? Hamsi. Arnavut dediğin zaman aklına ne gelir? Keçi. Bizim milleti tarif eden hayvan keçidir. Keçi. Ya bir keçiyle sen inatlaşabilir misin? Her sabah bana kurduğu cümle şu. Bu işi bırak. Vaizliği, İslam davetçiliğini, İslam'a çalışmayı bırak kardeşim. Bunda para yok, bir şey yok ya. Bırak bu işi. Risk var. Öldürülme riski, küfredenler, hakaret edenler. Hapse atılma riski, düşman çok. Bırak bu işi. Her gün benimle inatlaşıyor. Bugüne kadar bir kere bile kandıramadı. Allah'a şükürler olsun. Her gün kelleyi koltuğa aldık, cihad etmeye devam ediyoruz. Çok şükür. Dua edin, hayatımızın sonuna kadar bu işi devam ettirelim. Amin. Çünkü bütün işler sonlarına göre değer taşır. Allah'ım sen bizim sonumuzu hayır eyle. Amin. Amin. Siz farkında olmadan en tehbata e'malukum, amelleriniz sirini verir. Ve entum la teş'urun, siz bunun şuurunda olmadan, farkında olmadan. Yani şuurunda olmadan ne demek? İmam Razi bu kısmı tefsir ederken diyor ki, bir adam hayatında ilk defa bir günah işleyeceği zaman müthiş bir tereddüt ve korku ve panik halindedir. İlk defa o günah işleyeceği zaman. Mesela hayatında ilk defa içki içeceksin. Müthiş bir özgüvensizlik, korku, ya bu ne olacak, içmesem mi acaba, ya kötü bir şeye benziyor, çok kötü örnekler gördüm. İlk içki, ilk faiz, ilk zina, ilk küfür, bütün bunların ilki çok korku verir. Sonra ne olur? İkincisinde, üçüncüsünde korku morku gider. Kalbinde hiçbir sızıntı bile olmaz. Çünkü artık alışmışsındır. Farkında olmadan o günahın müdavimi olmuşsundur. İşte Muhammed Aleyhisselam'ın karşısında edepsizlik yapmaya devam ederseniz, hiç farkında olmadan bu size normal gelir. Allah'ın peygamberinin karşısında bu saygısızlığınız, edepsizliğiniz normal gelir. Ve siz hiç farkında olmadan onun üstüne çıkmış olursunuz. Ve sonra ne olur? Amelleriniz, o sağ tarafa biriktirdiğiniz sevap paraları var ya, ahirete bir gideceksin, bir bakacaksın. Ya Rabbi ben iki defa hacca gittim, iki defa umreye gittim ama şimdi amel defterime bakıyorum, yok. Nerede bunlar ya Rabbi? Allah Teala ne diyecek? Sen şu 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 amelleri yaptığın için ben onları sildim. Sen şu şu kulların hakkına girdiğin için, kul hakkına girdiğin için ben onları sildim. Diyecek. Ha, bunu dememesi için saygına, edebine çok dikkat edeceksin Müslüman kardeşim. Allah-u Teala Hazretleri bizi bu kafir nefsimize karşı teyakkuzda etsin, hazır etsin. Çünkü herkes şeytandan bahsediyor ama şeytandan daha tehlikeli olan nefstir. Koyunlar hayatları boyunca kurttan korkarak yaşarlar. Ama onların sonunda yiyen çobandır. Bak bütün koyunlar neden korkar? Hepsi kurttan korkar. Ama koyunları kim yer? Çoban yer. O
Her gün okşayan çoban var ya, canım benim, sarı kızım benim, bayılıyorum sana der ya. Acıktığı zaman gider o koyunu keser ve yer. Şimdi bütün insanlar şeytandan bahsediyor. Şeytan şöyle, şeytan yaptı da bana, şeytan... Herkes şeytana sallıyor. Ama bizi günaha düşüren kim? İç düşman, iç. Nefs var ya, nefs. Koyun gibiyiz. Hep o bizi tuzağa düşürüyor. Hep o bizi aşağı düşürüyor. Allah-u Teala bizi kananlardan, aldananlardan etmesin kardeşler. Amin. Biliyorsunuz şarkıcının birisi geçen hafta İmam Hatipliler hakkında bir hakaret cümlesi kullandı. Ben de yazılarımda bunu eleştirdim. Ben de İmam Hatip talebesiyim. 5 yıl İmam Hatip'te okudum. Dini eğitimimizin büyük kısmını da orada aldık. Evliyatında tabii 5-6 yıl Kur'an-ı Kerim, Kur'an kursu eğitimimiz falan var. Fakat İmam Hatip benim karakterimde büyük bir yer sahibi oldu. Orada hocalarım çok kaliteliydi, çok güzeldi. İslam davetçiliği, İslam'a hizmet etme fikirleri hep İmam Hatip'te benim aklıma girdi. Oradan çok iyi insanların da yetiştiğini gördüm. Çok klas bir yer. Sadece ölü yıkayıcısı diye hakaret ettikleri bir yer. Ama oradan bakan da çıktı, başbakan da çıktı, cumhurbaşkanı da çıktı. Bizi hep aşağıladılar. Ama devletin zirvesine geldik, biz konduk. İstediğin kadar aşağıla, Allah'ın aziz ettiğini hiç kimse zelil edemez. Dolayısıyla kadının bir tanesi, çıplaklığıyla meşhur bir kadın, kendi bulunduğu mecliste şarkı söylerken oradan bir İmam Hatipli'ye bir laf söylüyor. Sapıklığı diyor, İmam Hatipliliğinden geliyor diyor. Yani ne demek? İmam Hatipliler sapık. Hani zinadan, çıplaklıktan uzak dururuz ya, haramdan sakınmaya çalışırız ya. Bir çıplak kadın gördüğü zaman da nefsi ona düşer. Bir kelime, eleştiren bir kelime söylediği zaman, bu kadar da çıplak olunmaz falan dediği zaman, onlar bizi ne diye eleştirir? Sapıksınız siz zaten. Allah Allah, hayatımda zina etmemişim. Hayatımda bir kadınla el tutuşmamışım. Sen niye bana sapık diyorsun ya? Burada bir genelleme yaptığı için halkta bir feveran oldu. Çok büyük bir ters tepki verdi. Kadın her tarafta titi oldu. Herkes de bunu eleştirdi. Ama eleştirmesinin asıl sebebi bu değil kardeşler. İmam Hatipler hakkında kullandığı cümle değil. Bundan birkaç hafta önce bana resmini falan gösterdiler. Bir eşcinsel LGBT bayrağı açtı bu konserinde. Ve onları tezkiye edici, güzelleyici bazı cümleler söyledi. Bütün Müslümanlar da ayağa kalktı. Sen sanatçı değil misin? Sen nasıl bizim çocuklarımızı bizden alıp ailesiz bırakmak isteyen, neslimizi kurutmak isteyen bir örgütü güzellersin? Bu bir örgüttür. LGBT diye alfabeden bazı harfleri aldılar. Sonra bazı harfler eklediler. Q, Y, Z falan böyle gidiyor. Bu örgütten bir bana yazan insanlar var. Hala fetvalarını cevapladığım insanlar var. Allah onları kurtarsın. Bazılarında başarılı olduk, bazılarında hidayet Allah'tan, benim elimde bir şey yok. Ben sadece ilmi tebliğ ediyorum. Bu vesile olmak istediğim insanlardan bir tanesine dedim ki, kardeşim, alfabeden bazı harfleri almışsınız, oraya bazı harfler koymuşsunuz. Q'yu falan da gördüm, daha yeni çıkmış bu. Niye dedim P'yi koymuyorsunuz? Dedi ki, hocam P nedir? Pedofili dedim. Lezbiyen, gay, travesti, bütün bunları koymuşsunuz. Bunların hepsi cinsel tercih. Pedofili de cinsel tercih değil mi dedim. Hocam o bir hastalık dedi. O bir hastalık dedi. Ben de kardeşe dedim ki, kardeşim şu anda beni anlayabildin mi? Senin sadece hastalık dediğin şey pedofili, yani çocuğa karşı, çocuklara karşı cinsel iştahın uyanması çok ciddi bir hastalıktır. Normal bir adamın midesi bulanır. Hani bir çocuğa karşı cinsel bir şey hatırlatırsa birisi ya da öyle bir görüntü görürse midesi bulanır. Normal bir insanın, hasta olmayan bir insanın. Ama hasta bir insan cinsel olarak sulanır, iştahlanır bir çocuğa karşı. Buna pedofil deniyor, batılı deyimiyle. Siz dedim niye isminizin o harflerin yanına P'yi koymuyorsunuz? O bir hastalık hocam dedi. İşte biz insanlık olarak normal insanlar, normal cinsel tercih yapmış olan insanlar, dünya kurulu gibi, bizim gibi sıradan insanlar. Sizin yaptığınız tercihleri de böyle hastalık olarak görüyoruz dedim. İşte mesele bu kadar basit. Kendi ağzımla itiraf ettim. O nasıl hastalıksa, sizin yaptığınız tercih de bir hastalıktır. Bu tedavi edilmelidir. Çünkü Lut Aleyhisselam'ın kavmine kadar, bakın şeytanın kitabında eşcinsellik yok.
Eşcinselliği bize şeytan öğretmedi. Vallahi iftira ediyorlar. Bu şeytan beni kandırdı, travesti oldum hocam diyor. Yalan söylüyorsun. Şeytanın kitabında travestilik yok. Kestirmek, piştirmek yok şeytanın kitabında ya. Ya öyle bir şey değil o. O bile, onun bile yapamayacağı şeyler var. Mesela Rabbini asla inkar edemez şeytan. Ben Rabbimden korkarım diyor. Ben Rabbimi inkar etmem diyor. Rabbim diye hitap ediyor. Ama bugün dünyada Allah yok diye Allah'a hakaret eden insanlar var. Bak şeytanın bile yapamadığı bir şey. Şeytan Rabbim diyor. Onlar Allah diye bir şey yok diyor. Eşcinsellik, şeytanın kitabında eşcinsellik olsa Lut kavminden önce de şeytan vardı. Ama Allah Kur'an'da diyor ki o kavminden bahsederken sizden önce hiç kimsenin yapmadığı kötü bir şey mi yapıyorsunuz? O kavme kadar bu işi, bu erkek erkeğe ilişkiyi ortaya çıkartabilen kimse yok. Şeytandan olsaydı şeytan zaten çıkartmıştı. İnsan yaptı bunu. İnsan yaptı. İnsan o kadar arızalı bir varlık ki Allah'ın istediği surette gitmezse, onun benzememizi istediği kişilere benzemezse tabiat boşluk kabul etmiyor. Nefsi hep sapıklığı istiyor. Bu P harfini koymayı düşünün dedim. İyi bir düşünün dedim. Dürüst olun. Hastalık, bu bir hastalık, tedavi olmanız lazım. Rabbime hamdolsun vesile olduğum insanlar var, tövbe etmiş, bırakmış. Cinsiyet değiştirmiş olmasına rağmen namaza başlayan, içkiyi bırakan, fuhşu bırakan insanlar var. Allah-u Teala bütün bu vatandaşlarımızı kurtarsın bu pislikten. Amin. Amin kardeşim, amin. İşte bu sanatçı kadın, bu şarkıcı kadın, bu güzelleme yaptığı için bu örgüte, güzelleme yaptığı için halk çok öfkelendi, birikti. Sonra başka bir videosunu patlatınca öfkesini kustu. Mesele bu kardeşim. Yapmayın. Örgütleri bize güzellemeyin. Siz hatırlamıyor musunuz birkaç sene önce? O çözüm süreci durumlarında falan gazetelerde haberler çıkıyordu. Teröristler o kadar şefkatli ki tabiata karşı ormanlara, yerlere izmarit bile atmıyorlar. Hay sizin Allah belanızı versin be. Kardeşim diyor ki hocam beddua etme diyor. Kardeşim nasıl beddua etmeyeyim? İslam düşmanlarına benim bedduam devamlı vardır. İmanın temeli Muhammed Aleyhisselam'ın sözüyle sabitleyeyim. İmanın temeli Allah'ın dostlarını sevmek, Allah'ın düşmanlarına buğz etmektir. Elin teröristi benim çocuklarımı öldüren, amcamın çocuğunu, teyzemin çocuğunu öldüren, elin Amerika'nın kulu teröristi yere izmarit bile atmıyorlar. Ne kadar şefkatli insanlar. Çok çok mamur, eğitimli insanlar bunlar diye güzellediler. Roketlerle bebeklerimizi öldüren insanları, bombalarla bebeklerimizi öldüren insanları güzellediler. Allah sizin belanızı versin. Amin. Rezil köpekler. Rabbime hamdolsun şimdi bütün teröristleri öldürüyoruz. Yurt içinde 100 tane kaldı. 100 tane. 3 haneden 2 haneye düştük. 100'den aşağıdayız. Kökü kazanacak. Konuşmak yok, anlaşmak yok. Kafir laftan anlamaz. Kafir güçten anlar. Masaya yumruğunu vuracaksın ve kellesini kopartacaksın. Kafir güçten anlar. O laftan anlamaz o. Vur öldür. Ondan sonra abi çekmeye başlar. Abi bir daha konuşabilir miyiz? Abi bir daha lütfen masaya oturalım. Bitti. Kaybettin şansını. Her babanın hayırsız bir evladı olabilir. Baba evladından kolayca vazgeçmez. Alır karşısına evladım sana son bir şans veriyorum. Ya bizim ailemize yakışır bir şekilde evladım olduğunu hatırla. Kendine çeki düzen ver. Kafirle iş tutmayı bırak, terörü terk et ya da seni yok ederim, evlatlıktan reddederim. Her baba hayırsız evladını karşısına alır. Devlet de bu hayırsızları, bu Amerika'nın kullarını karşısına aldı. Dedi ki sen Amerika'nın kulu değilsin, sen Allah'ın kulu olduğunu hatırla. Dedi, kimliğini ona verdi, eline verdi. Senin kimliğin İslam dedi. Bunlar dedi ki hayır, benim kimliğim üç tanrı, Hristiyan, Süryani bilmem ne bilmem ne. Dedi, Amerika'nın kulu olmaya devam etti. Şimdi Amerika'nın kullarını paçavraya çeviriyoruz. Eteklerle kaçıyorlar. Eteklerle kaçıyorlar. Rabbime hamdolsun. Mevla şu gözlere soylarını kurutmayı nasip etsin. Amin. Bu ülkede PKK'cı, FETÖ'cü ya da DAEŞ'çi bir tane terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelenin devam etmesi lazım. Allah-u Teala emniyet güçlerimize yardım etsin kardeşim. Amin. Amin ya muayyin. Bir 5 dakikam var. Bir hidayet mesajı okuyabilir miyim acaba? Vaktim zor. Var mı kardeşim? Tamam kardeşim. Hemen 5 dakikada işi bitireceğim. Sayın hocam, 15 yaşındayım. Öncelikle Allah sizden razı olsun. Önceden size hep ön yargılı yaklaşıyordum. Kardeşim niye bana ön yargılı yaklaşıyorsun ki? Yani şu surata bir bak. Şu duruşa, şu karizmaya, şu çekiciliğe bir bak ya. Bana nasıl ön yargı? Böyle bir adama nasıl ön yargı yapabilirsin ya? Parayla işim yok.
kanalımı reklama açsam ayda 50 bin lira kazanırım. Reklam bile açmıyorum. Demek ki daha büyük bir planı var. Bu adamın daha büyük bir planı var. Nasıl önyargı yaparsın bana ya? İnsan bir düşünür. Bir tıkla be kardeşim. Hep önyargıyla yaklaşıyordum. Sizin videolarınızı görünce kaçıyordum, kapatıyordum. Sübhanallah, sanki korku filmi oynatıyorum ya. Ya tıkla bir kardeşim şu videoyu ya. Pişman olmayacaksın, bağımlı olacaksın. Bizim bağımlılığımız seni ilmi olarak yükseltecek. Hem bir kuruş para çıkmayacak cebinden, hem de devamlı gelişeceksin. Huzurun artacak, muhabbetin artacak. Hem dünyan mamur olacak, hem ukban mamur olacak. Bir tıkla be kardeşim. Kaşıyordum, kapatıyordum. Artık beni kötü mü anlattılar, ne bileyim, anlamıyorum ki. İğrenç, iğrenç videolar izliyordum, müzikler dinliyordum. Hayatını geçirdiği şeye bak. Bomboş işler. Ama sizin videolarınızla tanışınca 5 vakit namaza başladım. Elhamdülillah. Şimdi artı bir mi? Bak, hemen biraz videoları izleyince hemen kendisine çeki düzen veriyor. İlk gelen ibadet ne oluyor bizim videoları izleyenlerde? İlk gelen ibadet namaz. Bir vakit, iki vakit, beş vakit. Hemen geliyor. Sonra ne oluyor? اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Kur'an diyor ki, muhakkak ki namaz sizi fuhşiyattan ve günahlardan alıkoyar. Çok basit, açık bir tespit. Allah'ın tespiti. Namaza başlayınca da bir bakıyor, aa içkim vardı benim gitmiş. Kötü arkadaşlarım vardı, beni terk ettiler, kaçtılar gittiler. Zaten Allah yoluna girdiğin zaman ilk olacak şey, kötü arkadaşların seni hemen terk eder. Allah hayatından pislikleri çıkartır. Sonra ne olur? Tabiat boşluk kabul etmez dedim. Sendeki o güzelliği, o nuru, o ışığı gören iyi arkadaşlar hemen etrafına doluşurlar. Kardeş, hayırdır ya, seni camiye gelir giderken görürüm. Nereden geliyorsun sen? Adım İsmail. Tanışabilir miyiz? İyiler etrafına doluşuverir. Kötüler gitti, iyiler geldi. Hep kar. 5 vakit namaza başladım. Küçücük bir böceğe bile artık merhametle yaklaşıyorum. Bu akşamki boh böceği muhabbetini muhakkak, muhakkak kardeşim iyi izlemen lazım. Merhametle bak, hikmetle bak. Sakın o adamın dediğini deme, Allah adamı sözüyle imtihan eder. Allah adamı kelimeleriyle imtihan eder ona göre. Yaklaşıyorum. Artık annemin, babamın yanında sizin videolarınızı açıyorum bilerek. Onlar da sizi tanısın diye. Bu çakallar, bu artık işi çakallığa dönmüş. Ben kurtuldum diyor, ben hayatımda bazı değişimler var, gelişimler var diyor. Annem babam da değişsin diye videolarınızı diyor onların yanında açıyorum. Bakın size bir itirafta bulunayım. Çok aile babası kardeş aramıza katılıyor. Bunlar hep ne diyor biliyor musunuz? Hanımım sizi dinlerken ben içeride televizyon seyrediyorum. Komedi programı, film, maç izliyorum. Ama içeride mutfakta hanım sizi dinliyor hocam diyor. Dinlerken hem maça bakıyorum hem oradan senin sesin geliyor diyor. 3 geldi, 5 gece geldi, 10 gece geldi. Hanıma dedim ki ya gel şu televizyonda, kocaman televizyonda aç şu hocayı beraber seyredelim. Zaten onu bir kere dedim mi artık bir daha bırakamazsın kardeş. Fenerbahçe'den daha çekici olduğum kesin. Kesin yani. Kanser de olmazsın. Keyfin, muhabbetin yerinde. Her hafta galipsin. Burada mağlubiyet şansın yok. Her hafta galipsin. Ama Fener'i tutarsan yani 2 hafta keyif alırsın, 3. hafta kanser olabilirsin. Dolayısıyla garanti yere gel kardeşim. Hanım, hanımlarından sebep. Bak adamların çoğu hanımları dinlediği için yemek yaparken falan adamların kulakları aşina oluyor önce bir. Sonra hanıma diyor ki ya açsana şunu bakayım. Kimdi bu hoca? Aç bir bakayım diyor. Başlangıçta biraz eğleniyor, gülüyor falan. Sonra delilleri görmeye başlayınca diyor ki ya bugüne kadar boş yaşamışız. Hatun Allah senden. Zaten bir evi hanım mamur eder. Bir evi hanım berbat eder. Yuvayı dişi kuş yapar sözü atasözüdür, boş söz değildir. Ya yuvayı bir saray gibi yapar ya da yuvayı çekilmez bir yer yapar. Ve o yuva dağılır. Bütün iş kadındadır. Babamın yanında açıyorum. Onlar da sizi tanısın diye. Sizin sayenizde kalbimi temizledim. Bak tezkiye, ilim geldiği zaman, içeriye ilim, yani nur, ışık girdiği zaman karanlık gider. Şu ışıkları kapattığın zaman karanlık hakim olur. Işıkları açtığın zaman karanlık gitmek zorundadır. Aynı anda ikisi olmaz. İlim girdiği zaman kötülükler, pislikler gider. Temizlik başlar. Bu dünyada da, ahirette de size her zaman duacı olacağımızı bilmenizi istiyorum. Hocam teşekkür ediyorum. Kardeşim ben de senin için dua ediyorum. Rabbim seni İslam davetçisi yapsın. Yaşın henüz 15. Bu geçen sene gelen bir mesaj. Daha yine okumak nasip oldu. 15-16 yaşlarında. Kendini geliştirirsen, istikrarlı bir şekilde sohbetleri izler ve okuman gereken kitapları okursan İslam davetçisi çok kolay olursun. Ve hayatlar kurtarırsın. Ve seni temin ederim.
bir kişinin hayatını kurtarırsan, hayat kurtarmaktan kastın ne hocam? Adamı deizmden, ateizmden çekip aldın mı? İçkiyi bıraktırdın mı? Namaza başlattın mı? Kumarı, uyuşturucuyu bıraktın mı? Sen bir kişinin hayatını kurtarmışsın demektir. Hayat kurtardın. Kur'an diyor ki, bir kişinin hayatını kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Sen 8 milyarı kurtardın. Bu bir bağımlılık oluyor. Birisini kurtardığın zaman, neden biz bu riske giriyoruz? Çünkü bağımlıyım. İtiraf, ben bir bağımlıyım. İtiraf ediyorum. Ben bir bağımlıyım. Hayat kurtarma bağımlısı. Allah-u Teala bağımlılığımı arttırsın. Dua edin. Amin. Amin kardeşim. Size de böyle bir bağımlılık versin. Amin. Amin. Amin ya mu'in. Allah hepinizden razı olsun. Sabırla dinlediniz kardeşler. Rabbim nasip ederse haftaya inşallah mektubattan bir mektup okuyacağım. İmamdan nasihatler alacağız. Rabbim nasip ederse haftaya tekrar buluşacağız. Şampiyonlar Ligi saatinde. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.